Herkese günaydın. Ben biraz önce uyandım. Şimdi size sabah rutinimi göstereceğim. Cilt bakımı rutinimi. Bayağı bir zaman oldu. Çekmeyeli değişti bayağı bütün kullandığım şeyler. Biliyorsunuz sizin için test ediyorum yeni ürünleri. Bazen tabii eskilere geri dönüyorum. Bazen yeni şeyleri test ediyorum. Hem size de anlatabileyim diye nasıl tecrübeler edindiğimi bununla ilgili. O yüzden kullandığım ürünler biraz değişti. İstiyorsanız hemen sabah rutinime başlayalım. Benim her zaman kullandığım Crop Rocks Ultra Soft diş fırçası. Bunu Velleda'nın Flans & Tangel diş macunuyla birlikte kullanıyorum. Bu diş fırçasının özelliği ekstra yumuşak olması. Benim diş etlerim diğer diş fırçalarını kullandığımda çok kanıyor. O yüzden ben böyle ekstra yumuşak olanları kullanıyorum. Bir de bu diş macununun tadı acı değil, mentollü değil. Öyle olması da benim diş macununu seçme sebebim. Ben şimdi dişlerimi fırçaladım. Bir sonraki adım benim için yüzümü temizlemek. Bunun için de bir Anna Marie Berlin markasının temizleme sütünü kullanıyorum. Bundan böyle iki pompa alıyorum elime. Ve saçlarımı zaten gece yatmadan önce hep örüyorum. O yüzden yüzümden artık öyle yapıyorum en azından. Sabah kalktığımda daha düzgün ve çok hafif dalgalı oluyor. Öyle olması hoşuma gidiyor. Böyle bütün yüzüme önce yediriyorum ve gözlerime de, burada göz falan yapmıyor kesinlikle. Ondan sonra biraz bekledikten sonra yüzümü sadece suyla, ılık suyla yıkayacağım. Evet, yüzümü şimdi yıkadım. Yüzümü benim her gün değiştirdiğim, günlük değiştirdiğim yüz havlumla siliyorum. Sıra geldi Tony'ye. Tony'yi tanıyacaksınız. Martina Gephardt'ın Shea Butter'lı Tony'yi. Benimle ilgili izlediğiniz ilk video değilse eğer bu, Martina Gephardt'ın özellikle bu serisini çok sevdiğimi zaten biliyorsunuzdur. Bakım rutinine yeni bir şey eklendi. Bu da Avril markasının %100 Bonvole, Türkçesini bilmiyorum. Aşağı yazarım. Ve GOAT sertifikalı, yani tamamen organik bir şöyle küçük bir temizleme bezi eklendi. Bir tarafı böyle tırtıklı, bir tarafı daha yumuşak. Tırtıklı tarafıyla tonik ve sıvı miseler su mesela, öyle şeyleri kullanabiliyorsunuz. Arka tarafıyla da eğer yüzünüzü yağla temizliyorsanız, yağ bazlı şeyler kullanacaksanız ya da krem diyelim ki, o zaman da bu tarafla yapıyorsunuz. Ben şimdi tırtıklı tarafını alıyorum. Böyle toniğimden biraz sıkıyorum ve yüzümü bununla öyle bir önce bir temizliyorum. Bu arada Martina Gephardt'ın bu Shea Butter'lı olan Tony'yi, genel olarak Martina Gephardt'ın Shea Butter'lı olan serisi. Serinin içinde tonik var, yüz toniği var. Yüz temizleme sütü var. Gündüz için olan losyonu var. Daha ince yapılı bir kremi. Ve gece için olan daha böyle yoğun yapılı bir kremi var. Ben açıkçası yeni markalar deniyor olmasam, YouTube'da tabi video çekmiyor olsam, alacağım tek cilt bakımı ürünü seti Martina Gephardt'ın Shea Butter'lı olan seti olurdu. Yani cildim şu an atıyorum bozulsa ya da bir ürün kullansam benim cildime iyi gelmese, hemen gidip o seriyi alıp birkaç hafta kullanırım ve anında düzelir. Çünkü daha önce böyle bir şey başıma geldi. Bunu da biliyorum. O yüzden ona çok güveniyorum, o seriyi. Tamamen temiz içerikli. O yüzden böyle çok severek kullandığım bir seri. Onun, bu arada çok fazla tonik denedim ve hiçbiri bunun kadar iyi olmadığı için Tony'yi bu sefer de hala, yani çok uzun zamandır onu kullanıyorum.
Sıra geldi şimdi seruma. Serum da E plus M markasının serumunu kullanacağım. Fluid Equalize isimli serumu. Bundan böyle bir pompa elime alıyorum. Önce elimde şöyle biraz ısıtıp yüzüme tampon hareketlerle uyguluyorum. Bu aslında karma cilt için olan bir serum. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim, söylemeyi unuttum. Şunu çamaşır makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Ben bunları böyle bir kenarda topluyorum. Yüzümü akşamları temizlediğim bezi ve bunu, ikisini. Böyle bir 4-5 tane olduğu zaman küçük böyle delikli bir sepetin içine, küçük bir torbanın içine, bez torbanın içine, yani makine için yapılmış torbaların içine koyuyorum. Ve makineye atıyorum. 60 derecede yıkıyorum. Yani yıkanabiliyorlar. Çok da uzun zaman gidiyorlar. Bununla ilgili söylemek istediğim şey şeydi. Bu aslında karma ciltler için. Benim cildim kuru. Yani tam aslında eskisi kadar kuru değil. Cilt bakımımı çok iyi yaptığım için, çok düzenli yaptığım için şu an cildime normal diyebiliriz aslında. Hafif bir kuruya meyilli yani, ama normal bir cildim var. Bunu kullanıyorum çünkü ben bunu kullandığımda şeyi fark ettim. Bütün bakım ürünlerim arasında bir tane, sabah ve akşam kullandıklarının toplamının içinde bir tanesi sivilce karşıtı ya da işte atıyorum yağlı cilt için ya da karma cilt için olduğunda bu regl döneminde falan çıkacak sivilceleri de neredeyse engelliyor. Yani bayağı işe yarıyor. Ama cildim aynı zamanda kurumasın diye normal cilt için ya da kuru cilt için de üzerine bir krem uyguluyorum. Onu da şimdi uygulayacağım. Size de göstereyim. Bu da Kores markasının güllü olan serisi. Bunun burada kokusunu çok seviyorum. Şöyle bir şey var. Kores %100 temiz içerikli bir marka değil. Kores'in tek tek ürünlerine bakmanız lazım. Hangisi sizin için uygun, sizin için içeriği uygun diyelim. Benim için asla kullanmayacağım içerikler, iki içerik var. Bir yandan dedim, kremi süreyim. Bir tanesi kanserojen, yani içinde kanserojen etki yapabilecek maddelerin olduğu ürünler. Atıyorum içinde alüminyum olan ürünler. Bu da çünkü fazla kullanıldığında kansere yol açabileceği ile ilgili çalışmalar var. İçinde tümör oluşumuna yol açabilecek ürünler. Bu tarz böyle hani kanserojen, ağır şeylere sebep olabilecek ürünler benim evime giremez. Mümkün değil yani. İkincisi, ikinci kategoride benim için hormonal bozukluk yaratabilecek ürünler. Etken maddeler. Ki bunlar da mesela atıyorum hayvan testlerinde hayvanların cinsel organlarında deformasyon, bozukluk gibi ya da kısırlığa sebep olabilecek şeyler ya da endokrin hormonlarını bozduğuna dair sonuçlar bulunan yine hayvansal testler falan yapılmış ürünler kesinlikle benim evime giremez. Bunda sanırım içinde bir ya da iki şey var. Derin iritasyon oluşturabilir gibi bir üründen çıkmıştı benim. CodeCheck app'inden bakıyorum ben hepsine. Benim için bunu denemek istedim. Çok bahsediliyor. Çok üzerinde kullanan ve çok iyi yorum yapanlar vardı. Denemek istedim ama tabii ben bundan bir tane daha almam. Çünkü benim için tamamen yeşil olması, bir ürünün tamamen temiz içerikli olması en önemlisi. Denemek istedim nasıl olduğunu görmek için. Ama dediğim gibi hem mucizeler yaratmadı, kokusu güzel, güzel nemlendiriyor. Normal bir krem ama bunun ben tamamen yeşilini bulabilirim. O yüzden şu an için kullanıyorum ama %100 size mutlaka alın, tavsiye ediyorum demem. Onun yanında E plus M mesela küçük bir marka, küçük bir firma, Almanya'da üretiyor sanırım, Berlin'de ana bina, ana merkezleri. Tamamen yeşil bütün ürünleri. Onu tamamen tavsiye ederim mesela. Onun dışında şimdi göz kremi kullanacağım. Bu da Sobia Etik markasının gündüz için olan aloe veralı gündüz göz kremi. Ben gündüzleri çok çok az oluyorum. Böyle elimin üzerine alıp oradan gözümün altına kullanıyorum. Artık derim çok kuru olmadığı için, bir de bu eksi derecedeki soğuklar geçtiği için, o şu an Mart'ın ortasında olmamıza rağmen şu an dışarıda hava eksi 1 derece ama bir eksi 15 değil. O yüzden cildim de benim
bundan bir ay önceki kadar kuru değil. Dudaklarım da öyle kuru değil. Mesela direkt fark ediyorum ben dudaklarımın düzelmesinden fark ediyorum. Cildimin daha da düzeldiğini. Gözlerin altı mesela pul pul olurdu, asla olmuyor. Ki şu çok yoğun yapılı bir krem kesinlikle değil. Bu gündüz kremi normal ciltler için kesinlikle tavsiye ederim. Cildiniz kuruysa bu size yetmeyecektir bu arada. Onun için ben akşam kullandığım Martina Gephardt'ın Eye Care Cream'i var. Çok çok kuruysa cildiniz onu gündüz de kullanabilirsiniz. Çok daha az ince bir tabaka halinde sürüp onu tavsiye ederim. Ben dudaklarım için argan yağı kullanıyorum. Bu Melvita markasının argan yağı. Şöyle üzerinde şu demir bir bölümü var, rolanı var. Onunla çok güzel sürülüyor. Hem böyle soğuk soğuk sabah uyandığınızda iyi geliyor. Hem anında emiliyor. Yemek yerken ya da kahvaltı ederken böyle şap şap ağzınıza burnunuza bir şeyler gelmiyor. Ellerime de Caudalie'nin el kremini kullanıyorum. Caudalie de %100 temiz içerikli bir marka değil. Ama Caudalie'nin temiz içerikli ürünleri var. El kremi bunlardan bir tanesi, aynı zamanda bir makyaj çıkarıcı yağı var. O da tamamen temiz içerikli. Onu da ben çok severek kullanıyorum. Zaten videolarımda görmüşsünüzdür. O tamamen yeşil, tamamen temiz içerikli. Ve o böyle benim vazgeçemediğim bir şey. Ne kadar farklı yağlar kullanırsam kullanayım sürekli Caudalie'nin o yüzde şey, makyaj çıkarıcı yağına geri dönüyorum. Ben onu gerçekten çok severek kullanıyorum. Benim sabah rutinim bu kadardı. İstiyorsanız ben kullandığım deodoranı da göstereceğim size. Çünkü deodorant da temiz içerikli çok önemli. Şu an için ben Biobalzam Natur Kozmetik markasının, bu da çok küçük bir firma Almanya'dan. Creme Deo Grapefruit isimli şöyle krem formundaki deodoranını kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı dibini gördüm bitmek üzere. Ben böyle çok portakallı, greypfrutlu falan kokuları sevmesem bile bu böyle koktuğunuz zaman gerçekten greypfrut gibi kokuyor. Yalnız elinize sürüp koltuk altınıza masaj yaptığınız zaman böyle eriyor. Koltuk altınıza vücudunuzun sıcaklığıyla. Böyle pudralı da bir yapısı da var. Hiçbir şekilde bir renk kalmıyor, bir beyazlık bırakmıyor. Ve koltuk altınızda çok çiçeksi ve çok hafif bir kokusu var. Asla böyle meyve meyve kokmuyor yani. Bir de benim günlük kullandığım temiz içerikli bir parfümüm var. Bu da inşallah doğru okuyorumdur, Fransızca. Amé de Ma isimli markanın içinde iris bulunan çiçekli bir kokusu. Tam ismini ben aşağı yazarım. Fransızcam benim daha başlangıç seviyesinde ve geliştirecek vaktim de şu an için olmadığı için artık o kadar okuyabiliyorum, kusura bakmayın. Şöyle gördüğünüz yerlerime sürüyorum, boynuma, enseme ve bileklerime. İnanılmaz güzel, çok çiçekli bir kokusu var ve bitmiyor. Yani şöyle göstereyim. Ben bunu sanırım bir aydır falan her gün kullanıyorum. Azıcık bitti. Sanırım 20 euroydu bunun 10 mililitresi. Yani yüzlük bir şişe almak isteseniz 200 euroya falan denk geliyor. Biraz pahalı yalnız. Denemek istiyorsanız şöyle onluklarından alıp deneyin. Hem üzeri böyle rolon şeklinde olduğu için çok fazla ürün kaybedemiyorsunuz. Yani tamamen hepsi derinizin üzerinde kalıyor. Hem temiz içerikli hem çok farklı çeşitli parfümleri, kokuları da var. İnternet siteleri var. Bir gidip bakabilirsiniz. Benim evde tabii temiz içerikli olmayan parfümlerim hala var. Arada onları da kullanıyorum ki onlar da bozulmasınlar, bitsinler diye. Ama bunu kullanırken içindeki bu böyle hani şunun içi, bunun içi tamamen temiz. Kendime bunu sürerek bir şey yapmıyorum hissi çok başka bir şey. Bu arada temiz içerikli olmayan parfümlerimi sadece saçlarıma sürüyorum. Saçlarım dışında terime değdirmiyorum yani artık. Öyle. Benim sabah bakım rutinim bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.